sayılı diğer katılımcılar. Yeni bir toplantıda bulunacağım. Bana çok geç bildirildi. Değilse ben de biraz daha hazırlıklı olarak gelirdim. Ama sizlerle beraber olmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii benim Çerkeslerle ilgim temelde büyüklerimle. Benim ailem çok uzun bir dönem önce Kafkasya'dan göç etmiş. Fakat belli aralarla yine Kafkasya'ya dönmüşler. Fakat son dönüşleri 1934 yılında olmuş. 1934 yılından sonra artık o bölgeyle bütün bağımız kopmuş ve bazı dedelerimin kardeşleri orada kalmış. Ama nerededirleri hiçbir bilgim yok. Ve Türkiye'ye geldikten sonra da benim ailem Artvin'in Arhavi ilçesinde oturmuş, Kafkasya'dan döndükten sonra bir süre Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı döneminde İnebolu üzerinden Düzce, Akçakoca ve Adapazarı'na gitmişler. Ailenin önemli bir bölümü orada, fakat benim onlarla da herhangi bir bağım yok. Ve ondan sonra da hayat mücadelemiz başlamış ve babamın memur olması nedeniyle Diyarbakır'da uzun süre kaldık. Ben orada doğumluyum. Ondan sonra da Türkiye'nin her yerine gittik. Ama her zaman büyüklerimin, özellikle anneannemin, dedemin hep Kafkasya anılarıyla büyüdüm. Onların ilk dönemde geldikten sonra çektikleri, Türkiye içinde tutunmaya çalıştıkları yılları böyle birer anı olarak dinledim. Nasip ondan sonra döndük dolaştık. 1999'dan itibaren Samsun'dayım. Ve burada da mübadillerin, Selanik'ten göç eden Türklerin ne kadar büyük bir şeyle ülkelerini bırakarak, topraklarını bırakarak oraya gelmelerinin üzüntülerini hala bile torunlarında görmek beni yine kendi ailemin, kendi köklerimin ilk geldiği zaman çektikleri günleri gösteriyor. Ve gerçekten Alaçam'daki müzemizde o mübadillerin vapura Samsun'dakilerin gidip giderken Selanik'tekilerin gelirkenki acılarını gerçekten baktığınız zaman siyasi nedenlerle insanların yurtlarından edilmeleri, kültürlerinden kurtulmalarının ne kadar üzüntü verici olduğunu görüyoruz. Fakat burada yine de şükredilmesi gereken nokta şu. Biz çok daha farklı bir şekilde tamamen kaybolup gidebilirdik de arkadaşlar. Tamamen yok olabilirdik. Yine şükür ki Türkiye vardı ve biz bu ülkede her ne kadar zorluklarımız olduysa da sonuçta aynı kültürün içinde itilmeden bana göre belki üst düzeye giremedik ama itilmeden bu ülkenin vatandaşı olarak yaşadık. Tamamen kaybolabilirdik de. Bunu da unutmamak gerekli. Ben kültürlerin yaşatılmasından yanayım. Ve herkesin o zaman siz bir yere ait olma duygusunu daha iyi yaşayabilirsiniz. Gerçekten ömrüm hep Türkiye'nin her yerini dolaşmakla, bazen diyorum ki nasip bazen insanın kalıtsal olarak geçmişiyle ilgili. Doğdum doğalı bir oradan bir oraya, bir oradan bir oraya dolaştım. Hakikaten kalıtsal yaşadım. Böyle aynı şeyler başıma geldi. Ama onlar da bana bir şey kattı. Şimdi insanları kaybetmekten çok korkarım. Bir dostumla bir daha görüşememek, bir arkadaşımı bir daha görememek bende gerçekten çok şeyler bırakır. Hiç kimsenin değişmemesini isterim. Hep onlarla birlikte olmayı isterim. Buraya baktığım zaman gerçekten birçok kardeşimizi kendi büyüklerime gerçekten sima olarak da ben de bir hekimim benzetmem. O da son derece ilginç.
Gerçekten bana bunu da yaşattınız. Bundan sonra inşallah belli kültürel programlarınızla her zaman birlikte olacağım. İnsan hakları açısından kimsenin diline, dinine, kimliğine bakmadan eşit insan olarak kabul edilmesi zaten mutlaka olmazsa olmaz bir koşul. Bu bütün dünya için geçerlidir. Hiç kimse kimliği nedeniyle bana göre aşağılanamaz, geri plana bırakılamaz ve hangi meslek ya da makam olursa olsun oraya mutlaka ve mutlaka objektif kriterlerle gelmesi benim desturumdur. Ben bir bilim insanıyım. İnsanları hiçbir zaman görüşüme göre sınıflamadım ve sınıflamam. Benim için önemli olan insanlara bakış açısıdır. Şimdi yurt dışına gittiğimiz zaman görüyoruz. Özellikle benim çocuklarım tahsilleri nedeniyle 10 yıldır İngiltere'deler. Orada yolda gördüğüm zaman hiç kimin İngiliz olduğu bile belli değil. Sokaklarda gezen yüz binlerce insanın her biri farklı kimlikte. Kimse kimsenin ne kıyafetine, ne konuşmasına, ne yaşamasına hiçbir şekilde aldırış etmiyor. Ama kimse kimseyi de benim kimliğim budur diye öpüne baskı yoluna da gidebilir. O ülkenin bir kuralı var ve o demokratik kurallar içinde benim insan olarak yaşıyor. Benim gözümdeki şey bu daha önemli. Ama şu anlama da gelmez. İnsanların aidiyet duygusu olmadığı sürece, ben şu kimlikteyim, şöyle bir soy ve soktan geliyorum demediği sürece, o zaman dünyayla da farklı, çok maddi anlamda bağlantımız olabilir. Ben gerçekten Çerkeslerin bu kadar Türkiye'de, bu kadar dağılım içinde olduklarını çok fazla bilmiyorum. O nedenle benim cehaletimi de bağışlayın bu yönden. Gerçekten Suriye'de, Yurdum'da ve ta İsrail'de olduğumuzu bilmiyorum ama bana çok da yabancı da gelmedi. Çünkü gerçekten insanlar dünyanın her yerine gitmişler, her yerine de gitmeye devam edecekler. Artık Avrupa'da mavi gözlü ve çekik gözlü bir çocuğu, sarı benizli, efendim farklı yapıda bir insanı ya da bir zenci çocuğun bile mavi gözlü olduğunu görüyorsunuz. Dünya buraya doğru gitmek durumunda. Ama ne olursa olsun gitse de bu kadar karışsa bile öz kimliğimizin bizimle birlikte olması, büyüklerimizin çektiği acıları ve yurtlarından kurtulmalarının sıkıntılarını unutmamamız gerektiği ve herkesin kimliğine mutlaka saygı göstermemiz gerektiğini de unutmamamız gerekli. Allah bir daha bu vatanımızdan da bizi etmesin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ve inşallah bu federasyonlar ve dernekler aracılığıyla bir arada birbirimizi benimseyerek bu çalışmalarımızı sivil toplum kuruluşu olarak sürdürmemizi diliyorum. Hepinize saygılarımızı.